Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan 3 askerden biri olan 22 yaşındaki Barbaros Yılmaz gözyaşları içerisinde Silifke'de toprağa verildi. Mersin'in Silifke ilçesindeki yakınlarına acı haberin ulaşmasıyla birlikte yasa bürünen ilçeye getirilen şehit askerin naaşı önce Sayazı mahallesinde yaşayan halası Songül Yörük'ün evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonrasında İmam Azam Camii'ne götürüldü. Çevredeki binalar Türk bayraklarıyla donatılırken uğurlama törenine katılanlar gözyaşı döktü. Anne ve babası öldüğü için onu oğlu gibi büyüten hala Songül Yörük tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin 18 yaşındaki kardeşi Burak Yılmaz ve dedesi Veli Yılmaz ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Vali Özdemir Çakacak, dede Veli Yılmaz'a, tüm General Hakan Artınç ise kardeş Burak Yılmaz'a destek oldu. Şehit Barbaros Yılmaz, il müftüsü Ali Meleğin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte toprağa verildi. Askerlerimize, tüm emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Hak muzafferiyetleri ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepsini korusun, her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururu yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Mersin'de tebrik töreniyle başladı. Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk programda Mersin Valisi Özdemir Çakacak protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Tebrikat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Mersin Valisi Özdemir Çakacak beraberlerinde Akdeniz Bölge Komutanı Tuamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz halkın bayramını kutladı. Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Mersin Valisi Özdemir Çakacak törende yapmış olduğu konuşmada Mersinliler olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve sonsuza kadar yaşatmanın kararıyla bugünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Binlerce yıldır tarih sahnesinde yer almış milletimizin ebediyete kadar var olacağının bir kez daha tescillendiği Cumhuriyetimizin ilanının 93. yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu ve anlamlı günde millet olarak bu gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Değerli Mersinliler, bu Cumhuriyet İstiklal Marşımızda şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda dizesinde belirtildiği üzere yüz binlerce şehit verilen büyük mücadeleler sonucunda kurulmuştur. Bu cumhuriyeti kuran kahramanların torunları, bu aziz milletin fertleri olarak bizler de son nefesimize kadar canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek vatanımızı, cumhuriyetimizi, demokrasimizi korumaya ve ebediyen yaşatmaya devam edeceğiz. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kim der ki şu milyonlu adam
birden uyansın. Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden, kaçsın da cehennemler o bir damla alevden. Canlansın ışık selleri olsun da o damla, beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla. Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmi geçitle sona erdi. Tören için uygun adım marş. Dalgalan sen ey güzel bayrak, dalgalan. Biz tarihe altın yaprak açan erleriz. Geçiyor çökmez omuzlardaki şeref, geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı, geçiyor ay yıldızla bürünmüş ordu millet, yurtta sulhun, cihanda sulhun bekçisi. Onlar bir bayrak gökte dalgalanan. Atatürk diyor ki, gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Türk milletine armağan ettiği en büyük eserim dediği bir bayram. Dolayısıyla biz hem Atatürk'ümüze, hem Cumhuriyetimize, hem bayrağımıza ve hepsinden önemlisi de 15 Temmuz'da çok büyük bir badire atlattığımız demokrasimize sahip çıkmak durumundayız. Herkesin bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği noktada bulunan Cetvel Köprüsü'nde başlayan yürüyüşe CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ali İlk, Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı. Değerli dostlarım, Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk'ün yoldaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Cumhuriyeti yok etmeye çalışanlara inat, Atatürk'ün devrimlerine karşı devrim yapmaya çalışanlara inat, bizi yok etmeye, baskılamaya çalışanlara inat, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyen sevgili yoldaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu millet bizim yanımızda olduğu sürece, sizler Atatürk'ün yolunda olduğunuz sürece hiç kimse bizi ne eğebilir ne de bükebilir. Hiç endişeniz olmasın. Değerli dostlarım, biz Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu en iyi bilen, içine en iyi sindiren, yüreğinde en iyi hisseden bir grubuz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, Cumhuriyet'e gönül vermiş, devrimleri kendine yol edinmiş bütün insanlar. Sizler dik durduğunuz sürece esas biz hiçbir zaman yıkılmayacağız. Cumhuriyetimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Evet, zaman zaman yorulduğunuzu biliyorum. Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığınızı da biliyorum. Ama her yorulduğunuzda, her umutsuzluğa kapıldığınızda size bir önerim var. Sadece 3 dakikanızı ayırın ve Atatürk'ümüzün gençliğe hitabesini bir kere okuyun. Sanki bugünleri görmüşçesine ta o zamandan bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Evet, bugün vatanımızın her tarafı işgal altında olabilir. Her yerine girilmiş olabilir. Ama biz Cumhuriyet'ten aldığımız güçle, sizlerden aldığımız güçle vatanımıza ve Cumhuriyetimize, laik, demokratik Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mersin'in Mezit ilçesinde Down sendromlu çocuklar, huzur evinde kalan yaşlılar ve çocuk esirgeme kurumuna ait yurtlarda kalan çocuklar Cumhuriyet Bayramı kutlamasında eğlenceli anlar yaşadı. Mezitli Soroptimist Kulübü'nün Down Cafe'de düzenlediği etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nilgün Pakkan, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak, yazar İpek Ongun, şair Suna Yakın ve çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlik Soroptimistlerin evlerinde hazırladığı sabah kahvaltısıyla başladı. Çocuklar Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan gençlik ve 10. yıl marşıyla Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını söyledi. Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetiştirme ve Koruma Vakfı, kısa adıyla ZİÇEV Mersin Şubesi'nin düzenlediği ritim gösterisi davetlilerden büyük beğeni topladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde doğan ilk bebek Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Bebeğimiz saat gece 1.15 geçe doğdu. Bebeğimiz kız bebek. 3,5 kilo civarı bebeğimiz. Gayet sağlıklı.
anne ve bebeğimizde problem yok. Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu bebeğe altın armağan etti. Efendim Allah analı babalı üstün. Tebrik ediyoruz. Bu yavrumuza inşallah böylesine güzel bir günde dünyaya geldi. Buna da sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Demokrasi Kavşağı Batçık Projesi inşaatının %74'ünün tamamlandığı ve kavşağın Aralık ayı ortalarında hizmete gireceği bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki trafiğin rahatlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tulumba Batçık Projesi'nden sonra kentin ikinci Batçık Projesi olan Demokrasi Kavşağı Batçık Projesi inşaatında sona gelindiği bildirildi. Kavşaktaki çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Mehmet Akça, 30 Kasım'da bitirilmesi planlanan kavşaktaki çalışmaların zemindeki sert kayalardan dolayı 10-15 gün aksadığını kaydetti. Kavşaktaki inşaat çalışmalarının %74'ünün tamamlandığını, Aralık ayının ortalarında da açılışın gerçekleştirileceğini belirten Akça, 3,5 aylık bir sürede tamamlanmış olacak olan proje, Tulumba Kavşağı'nı da destekleyecek nitelikte olacak. Önümüzdeki günlerde Mezarlık 1 Kavşağı'nda başlayacağımız bir diğer Batçık projemizle şehrimizin trafik yükünü büyük ölçüde azaltmış olacağız. Saatte 800 aracın geçeceği bu projeleri mükemmel bir şehircilik anlayışıyla halkımızın hizmetine sunacağız dedi. Kuzey-Güney istikametinde üstten, Batı-Doğu istikametinde de alttan olmak üzere 500 metrelik Batçık projesinin hayata geçirilmiş olacağını dile getiren Akça, bundan sonra yapacakları Mezarlık 1 ve Mezarlık 2 kavşaklarıyla Mersin'in daha mükemmel bir görüntü ve trafik rahatlığına ulaşacağını kaydetti. Mersin'de İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül'ün kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklama kararı aldığı iddia edildi. Akdeniz ilçesinde 1090 öğrencinin eğitim gördüğü İleri Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül, Cuma günü toplantı salonunda 62 öğretmenle kurul toplantısı yaptı. Okulun genel sorunları ve öğretmenlerin çeşitli konulardaki istek ve önerilerini sıraladığı yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonunda Müdür Aygül iddiaya göre kız ve erkek öğrenciler kesinlikle yan yana oturtulmayacak. Hangi veli ve öğrenci buna itiraz ederse müdür beyin talimatıdır denilecek. Bu karara herkes uymak zorundadır dedi. Müdürün bu kararı toplantıda şok etkisi yaratırken bazı veli ve öğretmenler sosyal medya aracılığıyla karara tepki gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Açıkoğlu uygulamayı çağ dışı nitelendirerek şunları söyledi. Sabahleyin veliler geldiğinde bayağı bir tartışma öğretmenlerle. Tartışmayı açıyorlardı, işte müdürümüzün arkasındayız falan diye. Ondan sonra Adem Şimşek geldi. Öğretmen odasına Adem Şimşek kim? Akdeniz ilçeden. Evet. Ondan sonra öğretmen odasında toplantı yaptı. Gelişmeleri bizzat kendisi konuştu. Ve şu anda hiçbir sorun yok. Yine biz eğitimimize devam ediyoruz. İyi yazmanım. Adem Şimşek. Normal geçti. Ondan sonra müdür bey konuştu mu? Müdür beyimiz hiç konuşmadı. Daha sonra toplantı sonrası da kendi oldu. Olmayacağını söyledi. Neden önceden gazeteye verildiğini, gazetecilerle görüşüldüğünü bahsetti. İşte direkt bana intikal etseydi. İşte dün vali işte aradı. Valiyle işte sürekli görüşmeler yaptık. Onları söyledi. Böyle bir şeyin olmayacağını ifade etti. Yani böyle bir şeyin olmayacağını ve şeyde uygulanmayacağını onu söyledi. Artık eğitimimize bu şekilde devam ederiz. Aynı eskisi gibi eğitimimize bu şekilde devam edeceğimizi söylüyorum. Cuma günü öğretmenler toplantısı yaptığında o gün gündemde sunmuş bunu. Ve ben de burada olduğum için toplantıdan çıkan birkaç öğretmenler, ben onlardan duydum çünkü benim toplantıya girmem yasak biliyorsunuz. Yani ben de onlardan duydum. Ve o, yani ilk geldiklerinde ne diyecek işte, yani pazartesi günü böyle bir uygulamaya geçecek, kız erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturulması. Şeklinde mi? Evet, o şekilde. Yani daha bu öğrenciler 10 yaşında çocuklar yani. Ya böyle bir düşünce eğitim sistemine zarar verir. Zarar verir tabii ki. Ne? Ne kadar yapıyorsun?
Mersin'in Silifke ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 29 yaşındaki Ali Özkan'ı öldüren 49 yaşındaki Şahit Tut tutuklandı. Olay sırasında yanında yer alan eşi Zeynep Tutsa denetimli serbestlik yasasından faydalandırılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay Atakent mahallesinde bir petrol istasyonunda meydana geldi. Şahin Tut eşi Zeynep Tut'la birlikte otomobiliyle Erdemli ilçesinde gezerken aralarında husumet olduğu öne sürülen Ali Özkan'la karşılaştı. Bunun üzerine Ali Özkan otomobiliyle Silifke yönüne kaçmaya başladı. Özkan akaryakıt almak için Atakent mahallesinde bir istasyonda durdu. Görevliler yakıtı doldururken Ali Özkan'ı izleyen Şahin Tut istasyona geldi. Şahin Tut yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Ali Özkan'ı vurdu. Şahit Tut yerde kanlar içerisinde yatan Ali Özkan'ın yanına giderek bu kez de ruhsatsız tabancasıyla başına ateş etti. Özkan olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin Tut ve eşi Zeynep Tut, Ali Özkan'ın cansız bedenini otomobilin bagajına koyarak döndükleri Erdemli'de polisin takibi sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada aracın bagajında Ali Özkan'ın cansız bedeniyle olayda kullanılan tüfek ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler olay yeri jandarma bölgesi olduğu için jandarma ekiplerine teslim edildi. Özkan'ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Silifke Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Şahin Tut, asıl amacının Ali Özkan'ı öldürmek değil de onunla konuşmak olduğunu, öldürme kastının bulunmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili dün gece adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları Şahin Tut ve eşi Zeynep Tut, savcılık tarafından alınan ifadelerinden sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Şahin Tut'u tutuklarken olay sırasında yanında bulunan eşi, iki çocuk annesi Zeynep Tut'u ise denetimli serbestlik kararı vererek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 1. Lig 9. hafta maçında Şanlıurfa Spor ve Mersin İdman Yurdu'nun Şanlıurfa GAP Arena'da karşı karşıya geldiği maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçta Şanlıurfa Spor'un golünü 45+2. dakikada Fevzi Özkan penaltıdan kaydederken Mersin İdman Yurdu'nun golünü 15. dakikada Serol Demirhan attı. Bu sonucun ardından Şanlıurfa Spor puanını 10'a, Mersin İdman Yurdu ise 5'e yükseltti. Ligde önümüzdeki hafta Şanlıurfa Spor, Samsun Spor deplasmanına gidecekken Mersin İdman Yurdu, Mersin Stadyumunda Manisa Spor'u konuk edecek. Şanlıurfa deplasmanında Şanlıurfa Spor'la 1-1 berabere kalınan maç sonrasında Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in yardımcısı Alaaddin Gülerce, iki takım içinde güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek maç hakkında şunları söyledi. İyi akşamlar herkes öncelikle. Mücadele anlamında çok zevkli bir mücadeleydi. İki takım açısından da pozisyonların olduğu, mücadelenin olduğu çok zevkli bir karşılaşmaydı. İki tarafında maçın kazanabileceği pozisyonlar vardı. Olmadı. Biz buraya ama 3 puan hedefiyle gelmiştik. Futbolcu kardeşlerim buna çok inandırmıştı bizi. Biz de onlara çok inanmıştık. Olmadı. Bir puanla dönüyoruz buraya. Ben buradaki futbolcu bütün kardeşlerimi gösterdik. Emeklerden dolayı, çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu maçı bırakıp artık önümüzde bir Manisa maçı var. Eksimizde artımızda o maça odaklanıp bir an önce basamakları bir bir atlayıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz. Tekrar bütün futbolcu kardeşlerime tebrik ediyorum ben. Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası resmi kurumlar arası futbol turnuvası başladı. Çağdaş Kent 3 Ocak Spor Kompleksi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Petrol Ofisi takımları arasında oynanan maçla başlayan turnuvanın açılışında bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geleneksel hale getirdikleri turnuvaya bu yıl 31 takımın iştirak ettiğini söyledi. Millete hizmet eden kurumlar arasındaki diyaloğun artmasını amaçladıklarını belirten Hamit Tuna, turnuvanın centilmenlik çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu. Sporun barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Hamit Tuna, kardeşlik içerisinde maçların oynanmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunda başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.
Ardından Petrol Ofisi'nin kadın kenar yöneticisi Evrim Barmanbek Erçolak, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tunay'a bir çiçek takdim etti. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri hep birlikte başlama vuruşunu yaparak 97 müsabakanın oynanacağı 3 Ocak Kurtuluş Kupası resmi kurumlar arası futbol turnuvasını başlattı. Maç sonunda Büyükşehir Belediyesi Petrol Ofisi ile oynadığı maçı 11-4 gibi farklı bir skorla kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlık kategorisinde Mustafa Batu altın kemerin sahibi oldu. Mersin'de Mersin Lahmet Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye ve dünyadan birçok derece kazanmış 50'si baş pehlivan olmak üzere 120 baş pehlivan katıldı. Yoğun ilgi gören müsabakaları Mersin Valisi Özdemir Çakacak, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Güreş Federasyonu Akdeniz Bölge Temsilcisi Cevat Gündoğdu ve meclis üyeleriyle birçok vatandaş izledi. Etkinlikte bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl düzenledikleri Cumhuriyet Yağlı Güreşleri ile Cumhuriyet Bayramı'nı coşku içerisinde kutlamayı ve ata sporunu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Müsabakalar sonunda baş pehlivanlar kategorisinde mücadele eden Mustafa Batu birinci olarak altın kemeri kazandı. Güreşlerde Fatih Atlı ikinci olurken Şah Ali Kurt ve Hakkı Aygün üçüncülüğü paylaştı. Başaltı kategorisinde Mustafa Yeni Sancak birinci, Kürşat Korkmaz ikinci, Süleyman Başar ve Bayram Doğan üçüncü oldu. Büyük orta kategorisinde ise Kemal Eser birinci olurken Ali Kazım Yavuz ikinci, Gökhan Öz ve Tolga Turan da üçüncü oldu. Dereceye giren baş pehlivanlara madalyaları ve ödülleri Mersin Valisi Özdemir Çakacak, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Vali Yardımcısı Mahmut Halal tarafından verildi.